Açık hesap ödeme planı nasıl oluşturulur? Liana sayfası üzerinde arama alanına veya F10 tuşu ile arama menüsüne gelerek ödeme yazarız. Arama listesinden ödeme planları ekranını görüntüleriz. Listede daha önceden tanımladığımız ödeme planları bulunmaktadır. Yeni bir ödeme planı tanımlamak için aşağıdaki panelden ekle seçeneğini kullanırız. Firmamız pasif olarak gelecektir. Sunucumuza tanımlı birden fazla firma var ise ilgili firmadan giriş yaparak işlemlerimizi gerçekleştirmemiz gerekmektedir. Kodu alanından ödeme planına ait bir kod belirleriz. Açıklama alanına tanımlayacağımız ödeme planını yazarız. UBL ödeme kodu alanından tanımlayacağımız hesabın UBL kodu varsa ilgili seçimi yaparız. Daha sonra kasa dövizimizi seçeriz. Ödeme planımızın hızlı satışta, mobilde, restoranda gözükmesini istiyorsak ilgili alanları işaretleyerek restoran çözümlerindeki hızlı satış ekranlarında ön tanımlı gelecek bir değer belirtebiliriz. Durum bilgisi yeni oluşturulan kayıtlarda aktif gelecektir. İşlem görmüş bir kaydı silmeye sistem izin vermeyeceği için görüntülemek istemediğimiz kayıtların durumunu pasif olarak değiştirerek liste ekranlarında gözükmemesini sağlayabiliriz. Kayda yetki kodu tanımlaması yaparak sistemdeki kullanıcılar için yetki sınırlaması sağlayabiliriz. Fiyat grupları kullanıyorsak ilgili fiyat grubumuzu seçeriz. Özel kod tanımlamaları yaparak raporlarda ayrıştırmalar sağlayabiliriz. Düzenlediğimiz ödeme planına ait indirim kartı bulunuyor ise ilgili kaydı seçeriz. Ödemeler alanından ödeme türü belirlenir. Açık hesap ödeme planı kaydı tanımlayacağımız için ödeme türünü fişsiz açık hesap olarak seçeriz. Tutar formülünde genel fiş tutarını ifade eden G harfini kullanırız. Tarih formülü için tarih formül girişi sekmesini görüntüleriz. Listeden uygun formülasyonu satıra ekleriz. Açık hesapta vade olamayacağı için gün alanına artı sıfır yazarız. Kaydet seçeneği ile açık hesap ödeme planını tanımlamış oluruz.